Kıymetli şehidim, bir insan canından, cananından, eşinden, gözünün nuru çocuklarından nasıl vazgeçer de ateşe atar kendini? Ki o ateş, İbrahim aleyhisselamın atıldığı ateş gibi gül bahçesine dönüştü sizler için. Soyadı gibi Yiğit Erkan ağabeyim, yıllar önce bir vesileyle kısa bir tanışıklığımız olmuştu. Kaderin şu cilvesine bak ki, yıllar sonra şehit edildiğini öğrenerek sana mektup yazıyorum. Can evlat, şehitlerin hep diri olduğunu bilmenin inancıyla beni duyduğuna, mektubumu okuyacak ve beni anlayacak olmana duyduğum katıksız inançla yazıyorum sana. Kardeşim, bir anadan bir babadan doğan mıdır sadece kardeş? Aynı vatan için aynı anda kıyama duranlara ne demeliyiz o halde? 15 Temmuz gecesi tanımı yeniden yapılan benzersiz bir kardeşliğin parçasıyız biz. Ey kutlu şehit! Senin yerinde olmayı ne çok isterdim. Ama demek ki senin kadar çok ve yürekten istememişim şehadeti. Seçilmiş olmak böyledir. Önce şehit gibi yaşarsın, sonra şehitlik sana nasip olur. Kutlu şehitler! İslam coğrafyası hiçbir zaman bu denli kapsamlı, sinsi ve stratejik bir saldırı ve tehlike altında olmamıştı. Bu yüzden acilen düşünme ve eyleme geçme zamanımız gelmiştir. Şehit Mehmetçik, 15 Temmuz gecesinde toprak yeniden vatan oldu. Kanının suladığı zemin yeniden bayrağa durdu. Dünya askerlik tarihi senin gibisini görmedi. Türk istiklalinin evladı Ömer bir kez daha emperyalistlere, onların içimizdeki uşaklarına ve bütün dünyaya tarihi bir ders verdi. Canımın içi, güzeller güzeli, sevgili Resul kardeşim. 15 Temmuz gecesi sevdiğine kavuşamadın ama senin düğün günün oldu. Biz şimdilik dünya hayatında nefes alanlar, senin bu kutlu düğününe ıptayla bakıyoruz.